İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özer, 2 yılda suya %600 zam yapıldığını söyledi. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı bütçesini ve performans raporunu değerlendirdik, oyladık. Onun haricinde bu toplantının akabinde KASKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bizim dikkatini çektiğimiz bazı konular vardı bütçeyle alakalı. Ülkemiz büyük ekonomik buhran içerisinde. Bu ekonomik buhranda sosyal yardımlar ne aşamada? Özellikle bu nokta üzerine eğildik. Dikkatimizi çeken başlıca hususlardan biri şuydu. 2020-2021 sosyal yardım alan aile sayısına nazaran 2022 yılında sosyal yardım alacak aile sayısının düşürülmesini gerçekten şaşırtıcı bulduk. Eğer bu planlar bir dilek ve temenniyi içeriyor olsaydı, evet, keşke milletimizde hiçbir aile hiçbir sosyal yardım alma gereksinimi duymasa diyebiliriz. Fakat bu planlamalar tamamen ülke gerçeklerine, şehir gerçeklerine uygun şekillendirilmeli. Bu planda, performans raporunda ifade edilen bir cümle var. 2022 yılının geçtiğimiz yıllara göre daha iyi ekonomik koşullarda geçeceği ve sosyal yardım alma ihtiyacı olan kişi sayısının azalacağı ifade edilmiş. Böyle bir plansızlık olamaz. Sadece 2 hafta içinde doların, euronun değerlenişini, Türk lirası karşısındaki değer kazanımını göz önüne aldığımızda, enflasyondaki fırlamayı göz önüne aldığımızda, insanların birden fazla yağ dahi alamadığı bir ekonomik koşulda, bu performans raporu içerisine ekonomik yardım ihtiyacı duyacak aile sayısının geçtiğimiz yıllara nazaran daha düşük sayılarda olacağını yazmak, ülke koşullarından, şehir koşullarından uzak yaşamaktır. Biz bu cümleden sadece o cümleye nazaran bir hatayı dile getirmiş olmuyoruz. Burada aslında yetkili siyasi iradenin ve bürokrasinin ne kadar ülkenin ekonomik zorluklarından ve gerçeklerinden uzak yaşadığının da bu açık göstergesi olmuştur. Yine KASKİ Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Orada uzun bir konuşma yaptım. Ücret tarifelerine ilişkin 2019 Kasım ve 2021 içinde bulunduğumuz Kasım ayı ücret tarifelerini karşılaştırdık. Burada şöyle büyük bir problemi gözler önüne sermenin artık zamanının geldiğini düşündük. Eskiden belde statüsünde olan 46 yerleşim yerine 2019'dan 2021 yılına kadar 2 yıl içerisinde getirilen su zammı %600. Hacılar ve İncesu ilçelerinin sınıfları değiştirilerek 2 yıl içerisinde uğradıkları su zammı %300. Bünyan, Pınarbaşı, Develi, Yeşilhisar, Yahyalı'nın içinde yer aldığı şehir merkezi dışındaki ilçelerimizdeki su zammı 2 yılda %100. Biz bu çarpıcı örneği ortaya koyup artı şunu ifade ettik. Bu beldelerimizin, 46 beldemizin eskiden belde statüsünde olan yerleşim yerinin eski köy yerleşim yeri statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini ve ücretlerde %50 zam yapılması gerekliliğini teklif olarak sunduk. Bu teklifimiz değerlendirmeye dahi alınmadı. Oylama var olduğu şekilde %600 zamlanmış haliyle gerçekleştirildi. Biz tekraren şunu ifade ediyoruz. Köylerde, beldelerde yaşayan, hala oralarda yaşamını sürdürmeye, hayvancılıkla, çiftçilikle iştigal etmeye gayret eden, her türlü artan gübre fiyatlarına, mazot fiyatlarına rağmen yine bu uğraşlarını sürdürmekte direnen, bizim yiyeceğimizin, içeceğimizin sağlanmasında lokomotif görevi gören bu insanlarımıza bırakın %600 su zammını, bedava su verilse yeridir. Bu insanlara ödül verilse yeridir. Orada yaşamaya devam ettikleri için. Şu sorumuzu yineledik. Köylerde farklı, eski köy statüsündeki yerlerde farklı su tarifesi uygulayıp beldelerde %600 zamlı tarife uygulamanın ne anlamı var? Bizim eski beldelerimizin köylere nazaran ellerinde hangi artı imkanları var ki? Hangi ekonomik koşulları var ki? Sanayileri mi var ki? Biz bu insanlara su zammını yansıttık. Eleştirimizle birlikte teklifimizi de dile getirdik. Fakat tekliflerimiz dikkate alınmadığı için su ücretlerine ilişkin getirilen teklife...